Sayın basın mensupları, aziz milletim. Milletimiz bugün beceriksiz bir iktidarın politikalarının üzerine binaen pandemi yükünün de ağır bedellerini ödemektedir. Pandemide vatandaşını yüzüstü bırakan aynı iktidar Afrika ülkesi Somali'den alacağı olan beşli çetenin alacakları ödensin diye bu ülkeye 30 milyon dolar hibe etmekten utanmıyor. Hep söylüyoruz. Türkiye'nin kaynakları var. Türkiye'nin imkanları var. Türkiye zengin bir ülkedir diyoruz. Ama bu zenginliğe rağmen AK Parti iktidarı ve Sayın Erdoğan'ın ülkemizin varını yoğunu o beş müteahhite bunun yanında eş, dost, akrabaya akıttığına da üzülerek şahit oluyoruz. Bakın size bir yeni örnek vereyim. İstanbul Boğazı'na yapılan üçüncü köprü yani Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü işleten firma yüzde elli birlik hissesini bir Çinli firmaya satmak üzere iki yıldır görüşme yapıyor. Resmi kanallara verilen bilgiye göre bu köprünün yüzde elli hissesi 688 milyon dolara satılmak isteniyor. Gelen bilgilere göre bu görüşmeler an itibariyle durmuştur. Bizim ilgi alanımız satış değil, milletin hazinesi üzerine oynanan oyunlardır. Bakınız, dönemin Cumhur U Ulaştırma Bakanı'nın verdiği bilgiye göre Türk milletine üç buçuk milyar dolara mal olan bu köprünün yarısına biçilen fiyat 688 milyon dolar. Yani 688 milyonu 2 ile çarparsanız köprünün tamamının fiyatına ulaşıyorsunuz. Bu miktarda 1 milyar 362 milyon dolardır. Bu işler iktidarın kirli işlerinin açığa çıktığı işlerdir. Bu işler köprünün değil milletin hazinesinin nasıl satışa getirildiğini gösteren işlerdir. Bir firma yaptığı bir işi satarken pek tabidir ki üzerine kar da koyar. Buradan anlıyoruz ki Çinli firmadan istenen rakamın içinde kar da vardır. Şimdi aziz milletimizin huzurunda sormak isterim. Karıyla birlikte 1 milyar 362 milyon dolar değer biçilen bir köprüye Türk milleti neden 2 milyar 150 bin dolardan daha fazla para ödemek mecburiyetinde bırakılmıştır? Bakın öyle böyle bir paradan söz etmiyoruz. Pandemi şartlarında millete yapılan nakdi destek 10 milyar lira civarındadır. Yani 1 milyar 170 milyon dolar. Tek bir işten, tek bir müteahhit çetesine ve onun cebine konan para ise de bunun iki katıdır. Ayıptır, yazıktır ve günahtır. Kirasını ödeyemeyen esnafımızın hakkı bu paranın içindedir. EYT mağduru vatandaşlarımızın hakkı bu paranın içindedir. 3600 ek göstergeye kavuşamayan memurumuzun hakkı çalınan milletimizden çalınan bu paranın içindedir toprağa düşürdüğü terin karşılığını alamayan çiftçilerin hakkı da bu paranın içindedir. İşsiz gencimizin, üreten işçimizin ve dar gelirlerimizin hakkıdır bu para. Yüce Meclis'te milletimiz adına verilen soru önergelerini ticari sır diye cevaplamıyor ve gerçekleri saklıyorlar. Ama gerçeklerin bir gün mutlaka ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Ülkeyi yönetenlerin performansları kriz anlarında ortaya çıkar. Geride bıraktığımız günler içinde yaşanan orman yangınları ve sel felaketlerinde bu hükümetin ne kadar öngörüsüz, tedbirsiz ve eylem planı yoksunu olduğunu hep birlikte müşahede ettik. Pandemi ile ilgili beceriksizlikler de ortadadır. Ayrıca dış politika alanında yaşanan savrulmalar herkesin malumudur. Yönetilemeyen bir göç dalgasıyla karşı karşıyayız. Aziz milletimiz merak ediyor. 5 milyon Suriyeli göçmenin ardından sınırımıza dayanan Afgan sığınmacıların durumu ne olacaktır? Millet bunu bilmek istiyor. Bir gün Afgan mülteci akını yok deyip ertesi gün yoğun bir Afgan mülteci akınıyla karşı karşıyayız diyen Sayın Erdoğan'ın bu konudaki sözlerine de güven kalmamıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan görüşmelerde ne sözler verildiğini bilmiyoruz. Başka ülkeler ile sessiz sedasız bir pazarlık yapılıp yapılmadığını da maalesef kestiremiyoruz. AK Parti iktidarına bakarsanız böyle pazarlıkların olmadıklarını olmadığını ifade ediyorlar. Ama herkes görüyor ki bu hükümetin yanlış uygulamaları yüzünden Türkiye bedeli mukabilinde sığınma, sığınmacı ithal eden bir ülke konumuna düşürülmüştür. Bu konu gerçek anlamda bir milli güvenlik sorunudur. Burada dikkat etmemiz gereken husus şudur. Düne kadar göçmenler için Ensar Muhacir benzetmesiyle kapıları sonuna kadar açan Sayın Erdoğan şimdilerde göç dalgasıyla karşı karşıyayız diyerek sınırlarımıza duvar örmekten bahsediyor. Bu kadar göçmen elini kolunu sallayarak girdikten sonra o duvarların neye yarayacağı ayrı bir tartışma konusudur. Ancak görünen o ki Sayın Erdoğan milletimizin bu konudaki rahatsızlığını nihayet hissetmiştir ve sınıra duvar örerek bu akınla mücadele eden bir iktidar görüntüsü vermeye kalkışıyor. Biz bu tiyatroyu izlemeyeceğiz. Düzensiz göçmenler ve onlarla mücadele eden iktidar tiyatrosunu yemeyeceğiz. Her şartta ve platformda AK Parti'nin ve Genel Başkanı Sayın Erdoğan'ın Türkiye'nin karşı karşıya bırakıldığı göçmen sorununun baş sorumlusu olduğu gerçeğini tekrarlayacağız. Göçmenler, sığınmacılar, adına ne derseniz deyin. Türkiye için taşınamayacak bir sorun ve bu sorunun da baş müsebbibi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.